Şöyle ilk baş üst kısmı yapacağız. Masa çiziyoruz. Üst düzlemden Sağ sol tarafta. düzlemden sonra oyuna öyle bak gidelim. Tamam. Tamam. Üst düzlemden başlıyorum. İlk normal halini yapalım abi. Sonra oraya geçeriz. Ben gittim şuradan. Merkez dikdörtgenimi aldım. Çizim komutlarından. Şöyle merkez noktadan tıkladım. Akıllı ölçülendirmeme geldim. 60 milime 60 milim olsun. 60 harika. Tam bir kare oluşturalım. Sonradan unsurlara geldim. Ekstrisyon ile katı oluşturdum. 10 milim kalınlığında bir üst düzlemimizi oluşturduk. Bunu da şöyle kaydedelim. Masa üstü. Masa üstü diyelim şöyle gene. Aynı şeye çıkıyor. Evet. Şimdi yeni parçamızı açalım. Açtık. Buna da üst düzlemden bakacağım. Çünkü üst düzlemden bakarsam ona göre gelir parça. Yandan çizersem de bir şey değişmiyor aslında ikinci parçayı çağırdığım için ama gene de normal düzgün yönden çizmemiz daha sağlıklı. Hatta bak abi sonradan radyüsleri vermene de gerek yok. Onu da göstereceğim. Parçayı getirdim. Ölçüleri veriyorum. Bunlar 5'e 5 olsun. 5 milime 5 milim oldu. Sonra çizimin içinde radius yapma kısmı var. Çizimin içinde de var. Şöyle. Tıkladım. Şu noktayı seçtim. Bu noktayı seçtim. Şu büyük olduğu için olmuyor. Çünkü zaten parça 5 milim. Ama ben şöyle 1 milim dersem abi. Şöyle bir noktayı seçmeden göstereyim sana direkt. Sadece mouse'u sürükledim noktaya doğru. Görüyor musun abi? Parça bak hemen radius oluşturuyor. Oradan oluşturacak. Evet. 2 milim yapalım şunu. 2 milim yapalım şöyle. Bak üstüne geldim noktaya tıkladım. Üstüne geldim bak mouse'u da izle abi. Noktaya tıkladım. Sadece üstüne getiriyorum. Noktaya tıklıyorum. Şöyle oluşturdum. Sonra da ekstrüsyon ile katı oluşturuyorum unsurlardan. Yüksekliğim de kaç olsun abi? 50. 50 milim olsun. 50 hatta çok olmuş. 30 olsun. Çok önemli değil. Kaydettim. Bu parçamı da kaydediyorum. Masa ayağı diyelim şöyle. Şimdi buradan yeni montaj açıyorum. Parçalarım zaten direkt göründü. Evet, masa. Masa üstünü sabit tutacağım için sadece bir kere tıkladım. Şöyle mouse'u sürüklüyorum sadece. Bıraktım. Şöyle mouse topuna basıp döndürebiliyorum çok rahat bir şekilde. Şöyle mouse topunu ileri geri yapıp da parçayı uzaklaştırıp yakınlaştırıyorum. Sonra da montaja geldim. Gene bileşenekleri. Masa ayağına tıkladım bir kere, çektim. Bıraktım bir noktaya. Sonra montaj ilişkisi dedim. Şöyle bak mouse topuyla ileri geri yapıyorum abi. Onun imleci de ona göre götürüyorum. Onun üzerine yapsın diye. İmleci nereye doğru götürürsen oraya gider. Bak imleci burada ya. Bak geri geri buradan gidiyor. Bak ileri ileri böyle gidiyor. İmleci de nereye sürüklersen ona göre gider. Seçtim alt yüzeyi. Şöyle topa bastım, döndürdüm. Diğer yüzeyi seçtim. Şöyle bir çakışıklık geldi. Okeyledim. Sonra gene topla yakınlaşıyorum. Şu yüzeyi seçtim. Bu yüzeyi seçtim. Okeyledim. Sonra da bu yüzeyi seçtim. Bu yüzeyi seçtim. Okeyledim. Parçam tam 0'a 0 sabit oldu. Radius olduğu için de zaten şimdi isterse masa üstüne de radius veririz. Aynı şekilde birleşmiş olur. Radius farkı var orada sadece. Bu geldi. Şimdi sana başka bir komut göstereceğim burada. Daha kolay olacak tek tek çağırmaktansa. Burada montajın içinde doğrusal bileşen çoğaltma var. Tıkladım abi. Bu çizimde de var. Çizimin içinde de var. Onları yaparken gösteririm ben sana. Tıkladım. Şimdi yön seçmemi istiyor. Benim şimdi amacım bu ayakları buraya, buraya, buraya koymak, değil mi? Evet. Dört köşe. Şöyle şu çizgiyi seçiyorum. Bu yönde gitsin ilk parça.
İkinci yönümü seçiyor. Bu yöne gitsin diyorum. Sonra da bunlardan iki tane diyorum. Bir kendisini seçiyor. Bir de çoğaltacağını seçiyor. O yüzden iki tane diyorum. Şu alttakine de geliyorum ikinci yönüme. İki adet diyorum sol kısımda. Şöyle çoğaltılacak bileşene geldim en son. Ben bunu çoğaltacağım. Bak gördün mü abi? Böyle geldi. Ama yönler farklı fark ettiysen. Bir de evet. Tam mesafe oturmuyor. Şöyle yapacağız abi. Ne taraf farklı? Şu ikinci yön farklı burası. Yani şu ikinci yönü tersine çeviriyorum şurada. Şu komutta. Ha. Aynen. Şimdi döndürüyorum. Mesafelerim de yanlış. Yani şurası 50 olmuş. Ben bunu nasıl düşünebilirim? Parçama 60 yaptım değil mi? Evet. Bu da 5'ti. Parçada 5 milim şeyindeydi. 55. 55 olması lazım. 55. Şöyle 0'a 0 oturdu bak. Görüyorsan abi. Bak gördün, sarılardan da belli oluyor. Ama şimdi diğer tarafa çevirelim. Burada da yanlışlık var. Burada da 50 demişiz. Üst yön 1 kısmında. Buna da 55 yazıyorum abi. Sonradan okeyliyorum.